Peki bir aile, bir anne, baba çocuğunun madde bağımlısı olduğunu nasıl anlayabilir? Veya çok, çocuğunun maddeye doğru yönlendirdiğini. Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Rica ederim. Muhteşem. Bu öyle bir şey ki yalancılı e, o gencin üzerinde tamamen kaplamış içine almış, girdaba almış gibi. Yalansız yönü yoktur. Siz ona e, anne baba şüphelendiği konular bir gözlerden ee, akıntı gelmesi, burnun akıntılı halinde olması, evet, hocam. göz bebeğinin büyümesi, içerisinde kılcal damardan oluşması, yemek iştahının kesilmesi, agresif olması, e, akşamları geceleri dışarı çıkmak için sık sık ayli rahatsız etmesi, bunun gibi şeyler, mesela odasında ve teninde değişik bir koku olur. Kesin belirtileri. Hocam, evet. ee, hele zayıflamaya başlamışsa çocuk ve elleri ...yaz günü dahi soğuksa... E, ...tırnak arasıyla ilk boğum arasında morlaşma olmuşsa... Nasıl bir illet ki insanın insanlık aletini çıkarıyor. Kesinlikle. Allah Kesinlikle. Evet. E, bu yara ağır bir yara. Evet. Bizim için şu anda özür dilerim, üzülerek söylüyorum. Gerçekten kağıt üzerinde madde bağımlılığıyla mücadele eden kurumlarımız, kuruluşlarımız var. Kağıt üzerinde. Evet. Faaliyet yeteri kadar dediğimiz biz bir cami imamıyız. Biz din görevlisiyiz. Bunun eğitimini almasaydım ben de sıradan bir mahalle imamıydım. Ama geleceğim günden itibaren bu işlerle mücadele ediyorum. Ee, gecem gündüzüm yoktur. Evet. Günlük mesai saatimi hiç abartmıyorum. En az 18 saattir. Maşallah. Parktayım, evdeyim, ailedeyim. E, telefon açının ayana giderim veya cami davacı derim. Muhakkak o gün o genci bulmam lazım. Rabbim Ne pahasın Ve şunu da e, ifade etmeden geçemeyeceğim. Bizim bu maddeye düşmüş olan gençlerimizin imanı sağlam, ahlakı güzel, edebi güzel... ...yani sizi gördüğü zaman ne halde olursa olsun önünü düğmeler. Ayağa kalkar, saygı gösterir size. Hele siz ona sevgiyle yaklaşmışsanız, ona değer vererek yaklaşmışsanız... ...size öyle bir sadık dost olur ki... ...canını dahi feda etmek için ifade eden gençler var. Dire bizden ne dire sen diye. Bunlar unutulmuş, terk edilmiş. Bu iş aile... Çocuğu dünyaya getirmek maharet değil. Çocuğu yetiştirmek maharet. Evet. Çocuğumuza zaman ayıracağız. Kesinlikle bir anne baba çocuğuna günlük 10-15 dakika zaman ayıracak, odasına girecek, onu dinleyecek. Okulda sorunum var, sıkıntılı bir durumum var. En sevdiği arkadaşıyla e, arasında dargınlık mı girdi? İstediği bir şey elde edemedi mi? Efendim sev kara sevdaya mı yakalandı? Anne babasının kavgasından mı bıktı? Evdeki ortamdan mı sıkıldı? Yani bir çıkış yolu yani gençler muhakkak bu tuzağa düşürüyorlar. Ee, ve arkadaşlığı, çocuğunun arkadaşını çok iyi bilmesi lazım. Yani benim çocuğumun en samimi arkadaşı kim? Muhakkak aileyle tanışması lazım. Bazı gençler bu işi... E, ...çok iyi organize ediyorlar. Anne, baba... ...ben bugün arkadaşımla kalabilir miyim? Ne yapacaksın? Dersimiz var da ders çalışacağız. Değil. Belki vardır içerisinde. Değil.